Ülkede ciddi anlamda bir güvensizlik, ekonomik anlamda istikrarın bittiği bir süreç yaşıyoruz. İlk etkilenenlerde ne yazık ki en yoksullar, en dipte yaşayanlar olur. Şu ana kadar bizim ilişkide olduğumuz 4 şantiyeydi. Ama ilişkide olmadığımızda onlarca şantiyede çıkmış olabilir ama bizim ilişkide olduğumuz, üyelerimizin, yöneticilerimiz içinde olduğu 4 şantiyede yemek isyanı başladı. İşin özünde bitmiş, tükenmiş bir ülke ekonomisi. Bunun da ülke ekonomisini lokomotif gücü olan, lokomotif olan inşaat sektörü de tükenmiş durumda. Yani önümüzdeki dönemlerde daha ciddi krizlerin yaşayacağını, eylemlerin yaşanacağını öngörüyoruz. Havalimanında 30-35 bine yakın işçi çalışıyor ama giren 300 bini bulmuştur şimdiye kadar. Yani havalimanına girip çıkan, sahayı tanımayan, bilmeyen ve sürekli iş bitir baskısı olan yerde kazalar kaçınılmaz, cinayetler de kaçınılmaz oluyor. O çalışma temposuyla yani hayatta kalmanız bir şans meselesi. İşin özünde azgın kâr hırsı işçileri ölüme mahkum ediyor. Yani biz şantiyelerde bir yani ücret yemekten ziyade yaşam savaşı veriyoruz diyebiliriz. Kışa yaklaşırken ciddi bir ücret sorunuyla karşı karşıya kalacağız. Ücretlerimiz ödenemeyecek, ödenmeyecek. Patronlar bırakıp kaçacak. Kendi üye ve örgütlü gücümüzle krizin faturasını biz ödemeyeceğiz diyoruz. Ülke ekonomisi büyüyor. Yani ülke ekonomisi büyürken 3-5 tane patronun, sermayenin ekonomisi büyüyor. Bizim iş konumuzda baktığımızda cengizler büyüyor, kolinler büyüyor, limaklar büyüyor ama onun altındaki taşeron firmalarda dahil işçilerin lokması her geçen gün küçülüyor. Biz onların bizden çaldıklarını ancak örgütlü bir mücadeleyle tekrar kendi cebimize alabiliriz. Onun dışında başka bir yol olduğunu düşünmüyorum. Sendikalar da tek başına bu noktada yetersiz kalır. Toplumsal bir mücadeleyle, toplumsal dinamiklerin ayağa kalkmasıyla olabilir.